İşler iyice karıştı. Öyle desene. Ben de benim kafam karıştı sanmıştım. Of, Asiye elden gitti. Durun bakalım. Filmin ikinci yarısı olmadı daha. Öyle değil mi Sabit abi? Ne yapabiliriz ki? Aşağı tükürsen Berat, yukarı tükürsen Vahit emmi. Zaten tükürmek çok ayıptır. Gitti Asiye, gitti. Senaryodan ümit kesilmez. He, Asiye Sabit abi tanımaz etmez. Belki nikahlanmayı da kabul etmez. Of. Ben bu Sabit'i tanımam etmem be abla. Ne fark eder? Yalancıktan bir nikah bu. Hem senin babanın hem de Sabit'le Recep'in babasının ağzını kapatacağız. Bak sonra istersen kimse bilmeden atarsın nikahı. ne salınıyorsun öyle lodos balığı gibi ha ne? Hiç. Rahmetli kocamı da hiç tanımadan beni nikah ettilerdi. Pirsuz'un biri çıktı. İkinciye nikah edersem bu sefer benim de sevdiğim, bildiğim biri alır diye hayal ettiydim ben de. İşte. Kız bana bak. Yoksa gönlünün sevdiği biri mi var ha? Yok be abla. Sen de olur mu öyle şey? Ay Cansu'ya ya Eten'le Armağan eve erken dönerlerse? İmkansız. Excel ödevi bu. Hem kendilerinkini hem bizimkini hazırlayacaklar. Akşamı bulur. Ay Cansu, haksızlık etmedik mi? Asıl haksızlık bütün hafta sonunu Excel projesine gömmekte. Ama kızlara da yazık değil mi ya? Doğru. Haklısın. Hadi biz de internet kafeye gidelim. Ben Affleck'in filmi de kaçsın. Ne yapalım? Aa, ay ben saçmalıyorum ben sayıklıyorum. Bu mahvin etkisinden Cansu sen bana bakma. İyi peki. Kapıyı kapatayım mı? Gerek yok. Bacılar çıktı. Boş sanımca. Yavaş. Çocuklar bizi fark etmesinler. Armağan'la Ayten'in yanında ağızlarından falan kaçırabilirler. Tamam, hadi. Nerede kalmıştık? Bir yukarı bir aşağı tükürüyorduk. Ya Asiye Sabit abiyle evlenmeyi kabul ederse? Ben olsam ederdim. Abu, erkek erkeğe evlenilmez ki. Hep nişanlı kalmak zorunda kalırsın. Ah, Yıldırım Düşeliber eski formunda değilim. Şeytanlık yapayım dedim. Asiye'yi hepten kaybettim. Danışıkla evlilik fikrini Vahit eniştemin aklına hiç sokmayacaktım. Keşke biz senin hilene bulaşmayaydık. Vahit emim işin aslını bir duyacak olursa hepimizi öldürür. İşin aslını ben biliyor muydum acayip Recep? Bilmiyorsun. Asiye'nin babası falan gelmedi. Sabit abi bir tanıdığı figüranı kiraladık. Asiye'nin babasını oynasın diye. Asiye babasından korkup Beratgil'le nikah yapmaya razı olsun diye. Anladın mı? Bir şamasını çizebilirsen anlarım. Herhalde galiba sonursam. Ne diyorsun bakalım? Ne diyeyim abla? Babamdan kurtulmanın başka bir yolu var mı? Vallahi yok. Ay iyi ki Sabit çıktı geldi de seninle danışıkla nikah yapmaya gönüllü bir adam bulduk. Sen dua et. Yoksa kim razı olur canım böyle bir şey değil mi? Berat oğlan razıydı ya. Ay, çok iyi kalplidir benim cücüğü. Aman neyse. Ha o ha Sabit. Kağıttan koca nasılsa değil mi ha? Satılmış olmadı Sabit. Kısmette sizin aileye gelin olmak varmış ha. Ya. Ah kız. Keşke sahiden de benim gelinim olaydın. Belli olmaz kız. Belki de bu Sabit'i çok seveceksin. Aman abla tanımadığım adamı. Bu akşam Sabit'i sana getireceğim zaten. Geleceğim bak. Çok tatlı bir çocuk bu. Çok. No problem. Olay çözülmüştür. Filmin ikinci yarısını yazdım. Nasıl yani?
Asiye benden evlenmeye asla razı gelmeyecek. Neden razı gelmesin? Ne fark eder? Şike yapılacak. Ama karşında bir erkek aktör var. Kendime yazdığım karakter rolünü başarıyla canlandırırsam... Anlat bakayım. Ben olayı çözdüm. Şimdi arkadaşlar şekil şu. 8'in küp kökünü aldın mı? Alıyorum. Tamam. Ha, Arman! Ah. Arman! Aa, birdenbire nasıl iyileştiniz böyle? Kazık susunmaymış. Ay aslında iyileşmiş falan değiliz. Ama ölmüş bile olsak hortlar gelirdik. Ya Arman! Cansu! Ay ne var, ne oluyor? Büyük oyunlar dönüyor. Başım dönüyor. Asiye ile ilgili. Aslında gördüğümüz adam... nefesim daralıyor. Asiye'nin babası falan değilmiş. Figüranmış. Neymiş? Dur, anlatacağız şimdi. Bak şimdi ne oldu? Bugün siz çıktıktan sonra biz... Bir duyduk ki...